Herkese iyi günler. Şimdi sizlerle birlikte Samsung Tab S6 Lite tabletin kutu açılımını yapacağız. İlk kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bakalım kutumuzdan kutu içeriğinde neler varmış. Güzel bir kutu naylona sarılı tabletimizin kutusu göründü. Kutusu bu. Tab S6 Lite Samsung pembe gül kurusu diye geçiyor. Bakalım içinden kalem de çıkacak mı? Hemen kutumuzu tabletimiz. Neresi açılıyor? YouTube'dan açacağız acaba. Ha, şuradan. Şuradan bantlıymış. Hemen yapışkanını açtık. Rengi güzel. Pembemsi bir rengi var. Dışında bir naylon kaplı koruması var. Bunu açmadan önce bir kutu içeriğine bakalım veya bunu açma düğmesine basalım. Açılırken kutumuzun içini inceleyelim. Açma düğmesi bu değil miymiş? Bu herhalde de. Açılmadan biraz bekleyelim ya da şarjı yok diyecektim. Açılmaya başladı. O açılırken kutumuzdan bir tane bunun şarjı Type-C. Çok kısa böyle 50-60 santimlik bir şarj kablosu. Bir tane şarj adaptörü çıktı. Kablosu da çok kısaymış. Şurada bir kutu var. Kutunun içinde SD kart takmak için olan iğnesi. Kalemi gelmiş. Güzel. Yanında kalemi var. Grafik tablet olarak kullanabiliyoruz. Sonra kutumuzun içinde başka da bir şey yok sanırım. Kutumuzu tamamen açtık. Burada da bir şey yok. Şu sadece iğne için mi bu kutu acaba? Evet. Kullanma kılavuzu varmış bir de içinde. İçinde garanti belgesi. Ve Türkçe kullanma kılavuzu var. Güzel. Samsung Türkiye garantili zaten. Hepsi buradan aldık. 2500 lira civarında. Kalemi de kutusundan çıktı. Başlayalım hemen diyor. Türkçe ile başlıyoruz. Sözleşmeleri, gizlilik ilkelerini, bunlar listeye bağlıymış. Bunları istemiyoruz. Hemen sonraki dedik. Wi-Fi ağımızı bağlan dedim. ...10.4 inç tabletimiz. 8 megapiksel ön ve arka kamerası var. İnternet bağlantımız kuruldu bu arada. Gayet hafif, ince. Artık şeffaf bir kılıfla cam koruma aldım. Çünkü kırılmaya gayet müsait duruyor. Bağlantı kuruldu ileri. Şarjım kadar geldi. Yarıya yakın şarj var. Kalemi. Pixel büyük ihtimal. Grafik tablet olarak da kullanıyorum. Kesin sizinle ekrana yansıtabiliyorsunuz bilgisayar ekranınıza. Yaklaştırdığınızdan bir şeyden titretmeye başlıyor. Isıtayım. Kopyalama dedim. Ulan diğer cihazınızdaki bilgileri alın diyor da başka cihazdan bilgi almak istemiyorum. Kendime has bir bilgilerinin verilerinin olduğu
tablet olsun. Zaten eski tabletimiz de bozulmuştu. Google'dan oturumuzu açalım. Zeynep'in İki adımlı doğrulama diye doğrulama bilgisi geldi. Telefondan doğrulama kodu alalım. Kullandığımız kamera olarak kullandığımız telefona mesaj geldi. Oradan mesajı kabul ettim. Bu sayfaya geçti. Kabul ediyorum sayfasına. Şimdi Zeynep'in Gmail'in hesabındaki bilgileri buraya alayım. Ovala sistemle ilgili. Okul hizmetlerini kullanmayı kabul ediyoruz. Yüz tanıma diyeyim. Şimdilik 1, 2, 3, 4 olsun. Gözü kullanmıyorum. Hemen yüzümü kaydettim. Tabletin açılması için son rötuşlar yapılıyor. Şimdilik bunların hepsini geç. Evet, tabletimiz ilk kurulum ekranında açıldı. Şu anda içinde bir uygulama yok. Yani şurada bir iki bildirim geldi. Güncelleştirmeler yapılıyor. İndirme yöneticisi iniyor. Play Store kurulumu tamamlıyor. Play Store'da daha önce bu Gmail adresinde kullandığımız uygulamaları otomatik yükleyecek büyük ihtimal. Ama önce Google Play'i yüklemesi gerek. Ekran kararmasını biraz uzatayım. Çok çabuk kararıyor. Ekran ayarları. Ekran zaman aşımı 30 saniye diyor. Bir dakika yapayım. Hemen Android sürümümüzü bakalım. Yazdığım bilgileri Android sürüm 10. Kamerasına bakalım hemen. Kamerası gayet güzel. Görüyorsunuz yani. Fena değil. Bir de kendimize bakalım. Selfie kameramıza. Bu da gayet güzel yani. 8 mega şey. 8 megapiksel ama gayet güzel. Arkamdan ışık gelmesine rağmen çok net bir görüntü alıyor.
Kamera kalitesi güzel, beğendim. Diğer tabletlere göre. Yapıyor. Spotify yüklemiş. Samsung internet tarayıcısını kuruyor. Kurulumlar tamamlandıkça bildirim geliyor. Şuradan Play Store'dan neler yüklediğine bakalım. Google Drive, Google Fotoğraflar, YouTube, Gmail, Netflix. Yani bir sürü uygulamalar yüklüyor. Onları biz kullanmayacaklarımızı kaldırırız. Bildirimleri kapattım. Şu anda 15 tane uygulamadan birisi yüklendi diyor. Daha önce kullandığımız bir Gmail olduğu için bizim, yani Zeynep'in daha doğrusu daha önce kullandığı Gmail hesabıyla kullanılan yüklenen uygulamalar otomatik olarak buraya da kendiliğinden kuruluyor. Store'dan istediğimiz bir şeyi yükleyebiliriz. Kalemimizi kullanalım bakalım bir. Kalem için bir uygulama var mı? Not alma uygulaması. Klavyeden bilgi bekliyor. Yani şurada yazarak bilgilerimizi girebiliyoruz. Burada boyama seçenekleri var. Fırça gibi. Kırmızı. Farklı renk seçenekleri var. Yani gittikçe kalın seçebiliyoruz. Şurada fosforlu kalem var. Kırmızı, sarı. Kaydetmeden çıkabiliriz. Uygulamalar zaten yüklü olan uygulamalar. Mesajlar bölümüne girdim bakalım. Çekme. Büyük ihtimal yaşınız küçüktür. Yeterince büyük değilsiniz diyor. Bizce ekrana çıkan
Şimdi bir tarihi seçip bitti diyelim. Telefon numaramızı falan istiyor. Herhalde SMS'ler buradan yönetebilmek için Zeynep'in adına kayıtlı bir şey yok. Telefon olmadığı için onu kabul etmiyoruz. Başka da Zeynep oyunlarını yükleyince ayrı bir video atarız. Şimdilik Zeynep'e geçebilir. 15 uygulamadan 7 tanesi yüklendi diye bakalım.